Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz canım izleyenler. <laughs> Kıymetli dostlar, sevgi değer, saygı değer, gönüldaşlar, yoldaşlar artık bir anlamda da yoldaş olduk değil mi? İlim, Abi, arkadaşları. İlim arkadaşları. Başka hocam siz öğretin bana bu tür şeyleri. Rahle kardeşlerimi. kardeşlerimiz. Rahle kardeşlerim. Ey ümmeti Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Ee, yeni bir programda bu bereketli yolculuğun yeni bir sayfasında yeniden beraberiz. Buluşturana kavuşturana hamdü senalar olsun <laughs> elhamdülillah. Ee, dün o hicretin stratejisini, sevride yaşananları onları anlamaya çalıştık. Artık bugün büyük buluşma zamanı geldi mi hocam inşallah? Evet geldi. Yani adım adım oraya doğru gireceğiz inşallah. Yeryüzünde bundan daha büyük bir buluşma olmuş mudur acaba hocam? Herhalde en büyüğü Allah Resulü'nün Cebrail ile ilk buluşması. Hmm. Hira'daki buluşma çok büyük bir buluşma. Ama Efendimizin işte geçen anlattığımız o altı tane delikanlı ile buluşması da çok büyük bir buluşma ama bu bir hicretten sonraki kavuşma. Hı hı. Bu hicretten sonraki kavuşmada herhalde bunun emsali yok. He, eyvallah. Emsali yok. Şimdi yola çıkıldı hocam. O yolcu Kuba köyüne vardılar Aynen. önce. Ne kaç gün sürdü hocam? Önce onu bir sorayım da bu yolculuk. Yolculuk üç gün sevirde devam ediyor biliyorsunuz. Dün de söyledik. Ondan sonra sekiz günlük bir yolculuk var toplamda 11 günlük bir yol. 11 günden sonra 11 bu kulağa Aynen öyle. Şimdi biliyorlar tabi insanlar yani kaç günde ulaşılabilir Mekke'den Medine'ye. Normalde 8. günden itibaren inanılmaz derecede bir bekleyiş ve sabırsızlık ve bu noktada artık endişe çünkü geciktikçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlardaki o endişe ne oluyor? Fazlalaşıyor acaba evet. başına bir şey mi geldi engellendi mi şudur budur ama 11. gün olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir öğle vaktinde yine herkesin yavaş yavaş çekileceği çünkü sabahtan başlamışlar beklemeye hmm. insanlar artık o saatler uyku saatleri dinlenme saatleri tam çekilecekleri anda bir ses duyuluyor o sesle birlikte yesrip ayağa kalkıyor. Hocam şimdi bekliyorlar diyorsunuz ya yola çıktıklarını nereden haber almışlar ki bekliyor bu insanlar? Biliyorlar gelenler var mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine yakın o süreçte yani Efendimiz mesela çıkacağı anda o anda da hareket edip gelenler var Efendimiz onlara söylüyor zaten geliyoruz diye hmm. ama geliyoruz dediği günle vardığı gün vardığı gün arasında üç günlük bir o da sevirdeki günü. sevirdeki gün o boşluktan dolayı kaynaklanan bir endişeler evet. var. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gideceği yani tam böyle Hazreti Ebubekir'in evine gidip oradan işte Hazreti Ali'ye kendi yatağına yatırıp kendi evine geleceği anda bile vedalaştığı sahabiler var. Hmm. Mesela onlardan bir tanesidir Süheyl İbni Amr. İşte Süheyb affedersiniz Süheyb Rumi. Mesela biz bazı kaynaklarda o bilgiyi görüyoruz. Aslında Süheyb Rumi de efendimizle beraber gelecekti ama o engellendiği için hı hı. geri kaldı. Bunun gibi yani sahabenin bazıları oradalar haberleri var ve onlar o haberi götürüyorlar ki Allah Resulü hicret için yola çıktı. Anladım. Geldiler geçti 11 gün artık evet. tam o öyle vaktinde kaylule vaktinde göründüler uzaktan, uzaktan neler gözüktüler? O anda yer yerinden oynuyor. Sahabeden iki 3 tane o noktada bizi orayı tasvir eden rivayetler var. Birisi Berâ İbni Marur'un rivayetidir. Hı hı. Birisi Enes bin Malik'in rivayetidir. Birisi Hasan bin Sabit'in rivayetidir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Mesela Enes'in Söyle bir tasviri var. Medine böyle bir gün görmedi. Daha çocuk değil mi? En Daha çocuk da? 10 yaşında ha. ama 10 yaşında o şeyleri böyle gözlerini açmış kamera gibi kaydediyorlar. Hı -hı. Ben onları Asr-ı Saadet'in kameraları gibi anlıyorum. Hı -hı. Çünkü onlar kaydedip bize naklediyorlar öyle bir oldu ki yer yerinden oynadı diyor. Bera İbni Marur diyor ki nurlandı Medine. Onun için biz dersimizin başlığını Yesrib nurlanıyor koyduk. Evet. Gerçekten nurlandı sonra da zaten Medine diye o ismi aldıktan sonra Medine tümüne münevvere diye tarihe geçecek. Bir Yahudinin bağırışıyla ilk duyuluyor. Hemen o anda ey Kayle oğulları diyor. Kayle oğulları Efs ve Hazret'in ataları Bekledikleriniz geliyor, bekledikleriniz geliyor deyince dağılan, evlerine çekilen, öyle uykusundan dolayı işte geriye dönen insanlar bir anda toparlanıyorlar ve o kafilenin önüne doğru koşuyorlar. O andaki o şey o kadar farklı bir iklim ki Çağrı filminde risalede çok evet. güzel resmedilmiştir orası. Ve orada çoluk çocuk, gençler işte Talal Bedru Aleyna ilahisini, neşidini seslendiriyorlar. Biraz ihtilaf var bizim siyer kaynaklarımızda bu Talal Bedru o anda mı söylendi? Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'tan dönüşten sonra mı söylendi? Hmm. Acizane benim kanaatime göre iki yerde de söylendi. Ya, Çünkü gerçekten çok ciddi delillerimiz var ve insanlar çoluk, çocuk, genç, yaşlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne doğru geliyorlar. Kaç kişilik bir heyetti o? 4 kişilik bir heyetti. Eğer o ana kadar Amir İbni Füheyr'e de onların içerisindeyse Büreyde ile beraber sayı 5 oldu. Evet. Ama insanlar tanımıyorlar efendimizi ve efendimizin üzerinde bir ayrıcı unsur da yok. Şimdi öyle bir söz ki Bekir kardeşim defaatle özellikle Mekke'de duyacağız. Medine'de çok duymadık ama bu sözü duyacağız. Bu söz ne biliyor musunuz? Eyyüküm Muhammed. Hanginiz? Hanginiz Muhammed? Çünkü Muhammed'in diğerlerinden farkı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Özel bir makamı yok, özel bir kostümü yok, özel bir forsu yok, etrafında onlarca onu koruyan adam yok. Oturduğu zaman bir mecliste herkes gibi. Bu bana da hiçbir fark yok. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin inşaatını göreceğiz. Herkesten daha fazla çalışan bir peygamber göreceğiz ağır ağır taşları kaldıran birisini göreceğiz ve birisi gelip onun elinden o taşı almaya çalıştığı zaman git diyecek Medine'de taş mı yok o taşını vermeyecek. Böyle bir peygamber göreceğiz. Yani bu risalet, bu nübüvvet bu noktalara geldiyse bir yaşanmışlık var burada ve onlar zaten insanların hmm. yüreklerini fethediyorlar. Şöyle bir rivayet okumuştum hocam. Ridasını çıkarıyor Hazreti Ebubekir kim olduğunu. İşte aynen. Nasıl oluyor? Anladım. Tam o anda insanlar teveccüh edince Hazreti Ebubekir böyle yapmaz. Bu nezaketsizlik. Yanımdakine gidin. Yanımdakine demez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona gitmeyin bana gelin demez. benim Resulullah demez. Çünkü bunlar o dünyanın söyleyeceği işler değil. Evet. Hazreti Ebubekir bir tereddüt geçiriyor ne yapsam diye o anda biraz da güneş bastırınca ridasını çıkarıyor Efendimiz'i gölgelemeye başlıyor. İnsanlar anlıyor ki hizmet alandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün teveccüh onun üzerine doğru yoğunlaşmaya Parla başlıyor. Parmağıyla göstermeye bile imtina, i̇mtina, i̇mtina Hazreti ediyor. Hazreti Ebu Bekir nezaket. Ya, diyor. ya. Ya yani sahabenin birçokları doyunca Efendimiz'e bakmamışlardır. Şöyle gözlerini kaldırıp Efendimizin simasında yoğunlaştırmayı bile edebe aykırı görmüşlerdir. Çoğunlukla Allah Resulü onlara bakmadığı zaman efendimize bakmışlardır. Yine Enes bin Malik çok güzel bir rivayette bulunuyor bize. Diyor ki efendimiz normal şartlarda biraz hızlı yürürdü. Onun yürüyüşünü biz zaten hı hı. hilye rivayetlerinden biliriz. Ama ne zaman ki hücre-i isadetten çıkar, mihraba gelen gelinceye kadar çok yavaş yürürdü. Niye diye soruyorlar sonrakiler? Bizim ona baktığımızı bilirdi. Bizim gözlerimizi kendisiyle nimetlendirirdi. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu. Yani o dünya farklı bir dünya. Allah o dünyayı çok farklı insanlara yaşattı. Biz de şimdi onların ancak arkalarından bu güzellikleri anlamaya çalışıyoruz. Ya. Anlamak nasip olsun. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sevinçle, böyle bir coşkuyla böyle bir heyecanla karşılandı. Kuba o günlerde Medine'nin dışında yaklaşık işte 3-4 kilometre uzaklıkta bir yer bir köy köyün en ileri geleni Gülsüm İbni Hidim isminli bir sahabi efendimiz yaşı yüze merdiven dayamış aleyhissalatü vesselam efendimiz onun evine gidiyor. Bu Gülsüm İbni Hidim Allah kendisine ebeden razı olsun insanı Allah işte nasiplendirince nasiplendiriyor. 100 yıllık bir ömrü var. Sadece o buluşmadan sonra bir yıl yaşayacak. Allah Allah. Yani aynen varaka gibi. Ben evet, zaten evet. zihnimi alamıyorum oradan. Yani sürekli Gülsüm İbni Hidmi hatırlayınca hemen yanı başına bir varaka, varaka Nefek. İbni, Nefel. geliyor. Çünkü aynı şey hemen geldi görevini icra etti ve çekildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i evine misafir ediyor o kadar ilgileniyor ki efendimizden o kadar ikramda bulunuyor ki 100 yaşında bir insan böyle dört dolanıyor Allah Rasulü'nün yanında Hazreti Ebu Bekir var. Ebu Bekir Radıyallahu da Gülsüm İbni Hidim Necih isimli bir hizmetlisini koymuş. O da ona hizmet ediyor. Efendimiz öğreniyor o şahsın adının Necih olduğunu. İşin iyi diyor Ebu Bekir. Necih kurtulan demek. Ha. Yani orada Efendimiz bunu çok yapar. Tefeül bu. Evet. İyiye yorar. Evet. Mesela Büreyde'yi dün andık de serinlik demektir. Efendimiz onun adını duyunca iyi işimiz serin olacak diyor yani hep böyle isimler üzerinden ya da kabileler isimleri üzerinden hep böyle güzel tefehülde bulunur. İşin iyi diyor Ebubekir orada bir hizmet gösteriyor Gülsüm İbni İdhim elinden geldiğince ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada kaldığı müddetçe de inanılmaz derecede ondan bu konuda ikram gördüğünden dolayı hayırla onu yad ediyor. O koca çınar Allah Resulüne yaptığı o hizmetle ölümsüzleşiyor. Kaç gün kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Hüdüm, Gülsüm İbni İdmin evinde? Dört gün dört gece Hı. yani burada bazı ihtilaflar var mesela koz koca bir İmam Bukhari'nin farklı bir rivayeti var. Şimdi biz İmam Bukhari'nin sözünün üzerine söz mü söyleriz gibi bir itiraz gelebilir. İmam Bukhari'ye göre Allah Resulü Kuba'da 14 gün kaldı. Ancak biz İbn Hişam'ın diğer siyer yazarlarının başka hadis kaynaklarında verilen bilgilerin başka hadiselerin bize verdiklerini topladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya vardığında günlerden pazartesiydi ve tarih 8 Rebiül evveldi. Efendimiz orada 4 gün kaldı 12 Rebiül evvel Cuma günü oradan çıktı sabahleyin onu da şimdi söyleyeceğiz zaten orada yaşananlar ve bazı işte dediğimiz gibi rivayetleri topladığımızda 4 gün 4 gece kaldığı yönündeki rivayetin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Kuba'da? Ne yapılması gerekiyorsa İslam toplumu onu yaptı. Bize zaten onu öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Bir toplumun İslam toplumu olabilmesi için kalbinin olması gerekir. Kalbi de mescittir. Eğer mescit varsa o toplumun göbeğinde, tam orta yerinde biz o topluma İslam toplumu diyoruz. Sadece bu mescidi yapı olarak düşünmeyelim Bekir kardeşim. Bakın bugün bu karantinadan dolayı biz mahrumuz camilerimizden falan ama ciddi bir biçimde bunun muhasebesini yapmak durumundayız. Ben halen yapıldığı kanaatinde değilim. Böyle yüreklerimizi sızlatacak kadar bunun muhasebesini yapmamız gerekiyordu. Söylüyoruz, konuşuyoruz ama böyle çok böyle yakıcı bir biçimde yüreklerimize etki edecek bir muhasebeyi bilmiyorum belki de yanılıyorum ama ben daha göremiyorum. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Cami dediğimiz, mescit dediğimiz İslam toplumunun kalbi damarlarla da evlere yol açar. Doğru. Cami ile ev arasında bir bağlantı vardır. Ve bunlar bize nefes olur. Eğer nefesimiz kesilirse ölürüz. Ve biz öteden beridir, kaç yıldır, kaç yıllardır bu cami ile ev arasında, cami ile kendimiz arasında o bağı istenilen oranda kuramadık kuramadığımız için zaten Allah aldı elimizden. Biraz da meseleye böyle bakmamız lazım. Şu anda o nimetin hasretini çekmemiz o nimete istenilen manada aslında şükrünü eda etme noktasında karşılık veremememizdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldiğinde ilk yaptığı şey bu. Aslında orada ufacık bir arsa var. O arsada Salim Mevla Ebu Huzeyfe namaz kıldırıyor insanlara. Gülsüm İbni Hidim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah şurası benim bir arsam istiyorum ki burada bir mescit inşa edelim. Allah Resulü tamam diyor anında ve eline alıyor bir çubuk asa kendisi o mescidin temellerinin yerini çiziyor. Planını efendimiz çiziyor. Haydi diyor taşlar gelsin. Temeller kazılıyor. Taşlar geliyor. Mescit deyince aklımıza bugünkü şeyler gelmesin. Yani büyük dört, büyük dört şeyler duvarlık de. bir yer yani. Bir dört duvar çevriliyor. Burası mescit diyor ve o mescit Kur'an'a giriyor. Tevbe suresinde takva üzere tesis edilen ilk mescit olarak Kur'an'a giriyor. Orası gerçekten ilk mescit. Mesela biz Darul Erkam'ı konuşsak başka yerleri konuşsak mescid hükmünde değil oralar farklı ama mescid olarak aleyhissalatü vesselam efendimizin ilk inşa ettiği yer orası şu anda orada kocaman bir Kuba mescidi var. O Kuba mescidi o günün hatırasıdır hmm. ki ona ait bazı şeyleri konuşmak gerekir. Şimdi kardeşlerimiz bir geriye doğru zihinlerini yönetsinler Darul Erkam'ı konuştuk değil mi biz? Evet. Dar çok İslam tarihinde. Çünkü Darül Erkam inanılmaz bir ilham kaynağı oldu. Ama 5 tane ev, 5 tane dar çok önemli. O darlardan birincisi işte Darül Erkam. İkincisi yine Mek Mekke'de onun adı Darul Ebu Bekir. O da aynen öyle bir fonksiyon icra ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Kur'an sesiyle niceleri iman ediyor. Sonra o sesi susturmak zorunda kalıyorlar evet. Mekke müşrikleri. Üçüncü dar Darul Esat'tır. Esat İbni Zürare'nin evet. evi. Çok önemli. Hı hı. Bu dördüncü dardır işte Darül Gülsüm. Bu Darül Gülsüm mescide dönüyor ama ve zaten farkı orada. Beşincisini de şimdi anlayacağız Darül Saat. O da Saad İbni Haysemen'in evidir ki Asr-ı Saadet'in ilk öğrenci evidir orası. Hı. İlk talebe evidir. Bekarlar evidir o. Bugün biraz benim neşem yerinde okurken ilk kez gördüm onu şimdiye kadar gözümden kaçırmışım oraya menzülül Kur'an diyormuş sahabe. Kur'an Kur evi Kur'an menzili yani böyle güzel bir ismi de var bekarlar evi hep bekar oldukları için zaten Sad bin Haysem'e de yıllarca evlenmiyor sonra evleniyor hı hı. İşte hemen şehadetinden sonra da zaten çok az bir sürüyor evliliği böyle bir hayat yaşıyor orada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da hemen Gülsüm İbni Hidmin yakınlarında evinin yanınlarında, sonra bir o kapısı işte Kuba Mescidi'ne açılacak olan o evde gündüzleri bekar sahabilerle bir araya geliyorlar evet. ve orası yıllar yılı Öyle aşkın, cihadın, sevdanın, şehadetin konuşulduğu bir ev oluyor. O ilk yapılan Kuba'daki mescit kıble olarak nereye tayin ediliyor hocam? Kudüs'te. Kudüs'te Tabii o güne o günler Kudüs'te. Evet. Sonra dönecek kıble evet. o diğer tarafa. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında itibaren şey e, kıble Kudüs'e doğrudur. Hı hı. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizdi ya orada temellerini, taşlar geldi. Sahabe hemen böyle bir harekete geçti. Efendimiz hayır dedi. İlk taşı kendisi koydu temele. Takva üzere kurulan mescit. Sonra Ebu Bekir koydu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i çağırdı. Ömer'e koydurdu. Ondan sonra da sahabe artık koydu ve öylece yükseldi. Orayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutmadı. Çünkü efendimizin mekanlara karşı vefası insana karşı vefasıyla aynıdır bir yerde eğer bir hayır görmüşse sallallahu aleyhi ve sellem orayı hiçbir zaman unutmamıştır. Yıllar geçecek, Mescid-i Nebi olacak, bir sürü işler olacak Medine'de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya pazartesi eğer pazartesi gelemezse cumartesi bazen haftada iki gün muhakkak gelecek bizim de oraya gitmemiz için her kim evinde güzelce bir abdest alır gider orada iki rekat namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır diyerek sevaba teşvik ederek o noktadaki o şeyin devam etmesini isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde bir gün gelecek Hazreti Ömer Kuba mescidine bakacak ki cemaat yok. Hemen etraftaki insanları toplayacak. Ya siz bu mescidi nasıl boş bırakırsınız? Burası takva üzere kurulan mescittir. Vallahi ben bineklerle kilometrelerce yol bile olsaydı Allah Resulü'nün bu mescide verdiği değeri bildiğim için gelirdim diyecek ve orada cemaatsiz bırakılmaması noktasında insanları uyaracak. Niye biz gidince ziyaretlerimizin en başına Kuba mescidini alıyoruz? Bundan evet. dolayı bilmem siz orada nasıl bir ruh haline giriyorsunuz ama Kuba mescidi şu anda eski yapıyla alakası yok evet. ama halen orada o mekan asr-ı saadet'in o güzel meltemini bize yansıtır, yansıtır, yansıtır. Görelim mi bir oraları? Şimdi önce bir haritada görelim. Bakın. Kuba Mescidi, biraz sonra anlatacağımız Cuma Mescidi birbirlerine çok yakın. Zaten burası Kuba Mescidi'nin bulunduğu yerde Medine'nin Mekke'den gelen giriş yoludur. Yani o yoldan girilir Seniyetül Veda, Veda Tepesi hemen zaten oranın karşı tarafı oluyor. Hı hı. Kuba Mescidi'ni görelim. O güzel mescit bize çok farklı ruh halleri yansıtacak. Bakın şu andaki yapısıyla dört minaresiyle avlusu çok farklı oranın şu tabii ilk yapıyorlar. yapılan hali kesinlikle bu değil, kadar büyük değil Değil Tabi 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 o çok sonraları genişliğe Hı -hı. genişliğe bu noktaya gelecek ama ne olursa olsun özellikle mihrap tarafı aleyhissalatü vesselam efendimizin devesinin de çöktüğü yerler oralar Hı -hı. farklı bir hal estirir bize. Şimdi bir mescit daha göreceğiz burası da cuma mescidi Hı -hı. genelde Umre'ye giden kardeşlerimiz burayı öylesine geçer giderler. Hmm. Kimse burada inmez. Mescitte çoğu zaman kapalıdır. Ama burası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hutbesini cuma namazı kıldırdığı ve dolayısıyla hutbesini irad ettiği yer. Daha önceden cuma namazının kılındığını biliyoruz. biliyoruz. Biz Esad İbni Zürare'nin ya da bin imamlığında. Üç yıl boyunca. Ama önce. hutbe Allah Resulü o hutbe yine var. He. Onlar da yapıyor mesela özellikle Musab Bin Umeyr ile birlikte hı hı. Musab efendimizden aldığı izinle onları yaptırıyor. He. Ama biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kıldırdığı ilk cuma ve irad ettiği ilk hutbe. İlk hutbe. Heh, meseleyi oradan değerlendirmemiz lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim şuna dikkat etsinler. Kuba böyle önemli bir yer. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de orada dört gün dört gece kaldı. Sabah cuma oldu artık beşinci gün ve sabahın erken vakitlerinde Efendimiz oradan ayrılacak. Ancak Gülsüm İbni Hidim bu aziz misafiri bırakmak istemiyor. Kim bırakır? Ya Resulallah diyor ben sana hizmet edemedim mi? Niye gidiyorsun? Hayır diyor. Benim gitmem gerekiyor diyor. Allah benim bineğime kusvaya bir rota çizdi, o gideceği yeri bilir. Aslında insanlar biliyorlar Oğulları Mahallesi'ne gidecek hı hı. ama Oğulları Mahallesi'ne nereye gideceğini kimse bilmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o gün belki 50 kişiye aynı cümleyi söyleyecek. Herkes efendimizi evine davet etmek isteyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki açın devemin önünü o memurdur nereye gideceğini bilir ondan sonra yollar açılacak gördük biraz önce haritadan evet. o da en fazla miktar öyledir 500 metre hı hı. yoksa normalde 350 metre diyenler var 400 metre diyenler hı hı. var oradan oraya ben bir defa da yürüdüm yani iyice de test etmek için inanın ki böyle yarı, yavaş yürüme ile 15-20 dakika yürüyebiliyorsunuz hadi bilemediniz yarım saat sabahın erken saatlerinde çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem oradan oraya Cuma mescidinin vak yerine geldiğinde vakit öğleye geliyor. 4-5 saat. 4-5 saat. Niye? Çünkü herkes Efendimiz'i alıkoyuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes evine davet ediyor. O noktada o kadar bir sevgi gösterisi var ki bunu niye ısrarla söylüyoruz? Çünkü biraz sonra çok önemli bir şeye şahit olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar takdir gördüğü, bu kadar sevgi gördüğü, bu kadar sevildiği ve insanlar tarafından hürmet gördüğü, hürmetle karşılandığı bir yerde o zaman Salim İbni Af oğullarının mahallesi ve orada bir bahçe aslında hı hı. oraya geldiğinde cuma vakti girdiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bahçe müsait olduğu için burada kılalım diyor cuma namazı. Şimdi ilk cuma namazını kıldıracak sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz böyle işin içerisine girelim çünkü orası önemli. Ben şimdi hutbeyi vereceğim inşallah siz bir okursunuz. Ne diyecek Efendimiz? Çok önemli şeyler söyler mesela 13 yıl boyunca ciddi ciddi sıkıntılar yaşamış Mekke'de ve ilk kez hutbe irade edecek şöyle bir iki cümleyle Mekkelilere dese ki işte siz sahip çıkmadınız. Bundan sonra... Bakın neler oldu siz benim kendi akrabalarımdınız şuydunuz buydunuz ama şöyle yaptınız böyle yaptınız bakın başkaları ne yaptı bundan sonrasını görürsünüz falan dese burada bir sıkıntı var mı? Yok ama Efendimiz bunu demiyor. Peki Ensar'a Medinelilere bir şeyler söylese yani siz hep beraber çok kalkanacağız iyisini. siz şöyle, şöyle olacak böylecek bu da yok. Çıktınız. Muhacir var orada evini, barkını, eşini, çoluk çocuğunu, çoğu işte malını, servetini bırakmış gelmiş onları biraz böyle öfse farklı bir noktaya soksa o da yok. O hutbede şimdi dinleyeceğiz sizden ama bir tek konu var aslında. Birçok şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ama dikkatle dinlediğimize görürüz konuşulan şey niyetin selimiyetidir eğer niyet selim olmazsa hiçbir şey olmaz bu mesajı veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz çağlardan ta bugünlere bugünlerden yarınlara ki ayar yapın kendinize bu hutbe ayar aslında bu, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın irad ettiği ilk, i̇lk hutbe. hutbe iki tane hutbe var zaten hı hı. biliyorsunuz Cuma namazlarında iki hutbe okunur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor bir de dinleyelim i̇nsanlar. Ey insanlar, kendiniz için ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Yarın bu yaptıklarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi olan ter, Rabbi ona tercümansız, perdedarsız olarak sana resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim. İhsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve hamdolsun. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Diğer bir hutbede şöyledir diyor. Onu da okuyayım mı hocam? Tabii tabii. Aynı gün mü okunuyor bu? Aynı hutsi? iki hutbe okunur iki zaten hutbe. çünkü. Allah'a hamdolsun, Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler ve onu küfürden sonra İslamiyet'e girdirir, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse işte o kimse felah bulmuş, kurtulmuştur. Doğrusu kitabullah sözlerin en güzeli en belagatlısıdır. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ın Allah'ı candan, gönülden seviniz. Allah'ın kelamından, zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah'ın kelamı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların en iyisini zikreder. Helal ve haram olan her şeyi beyan eyler. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Ondan gereği gibi sakınınız. Diliniz söylediğiniz güzel sözlerinizle Allah'ı tasdik ve ikrar ediniz. Allah'ın ihsan ettiği rahmetle aranızda birbirinizi seviniz. Muhakkak biliniz ki Allah ahdinin bozulmasına gazap eder. Selam olsun sizlere. Eyvallah. Aleyküm selam. Gerçekten çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir mesaj bu ama bu niyetin selimiyeti meselesi o kadar önemli bir şey ki Bekir kardeşim. Ben bir şeyi göstermek istiyorum kardeşlerime şöyle bir rakamların yazılı olduğu bir şeyle karşılaşsak tahtamızın alabileceği kadar sıfır yazsam kaç tane alacaksa şu kadar evet. şunun bir rakamsal değeri var mı? yok bunun başına bir, bir tane bir koysam o zaman başka bir şey oluyor. Şu anda bakın hiçbir hesap makinesi alamayacak kadar büyük bir rakam Hepsi anlam kazandı. Anlam kazandı. Şu birin adıdır işte niyet. Niyetin selimiyeti bu. Eğer ameller Allah içinse bir anlamı var. Allah içindeyse hiçbir anlamı yok. Sen cihada gitsen, hicret etsen, infak etsen, ilim öğrensen, gayret etsen bu Allah içinse Allah ona sevap yazıyor. O biri oraya gerçekten Allah için yazdığımıza, niyetimizden nasıl emin olacağız hocam? Kalbimize bakarak. Kalp bize yalan söylemez. Bizim dilimiz bazen bize ihanet edebilir ama kalbimiz eğer selimse ihanet etmez. Ve kalbimize dönüp baktığımızda, bunu söylediğimizde onu bize ortaya koyar. Biraz önce hutbeyi size uzatırken ne dedim? Kalp ayarı bu. Allah Resulü ayar yapıyor işte. Ne yapın yapın Allah için yapın. Allah'tan başka hiçbir amacınız, hiçbir gayeniz olmasın. Şimdi o sahabe efendimizin adı yok. Çünkü bazen kötü böyle yanlış işlerler Ile anılan isimler zihinlerde farklı bir biçimde yer edinmesin diye sahabe ismi bize vermez kaydetmez yani bu da sahabi edebidir anılmasın diye. anılmasın diye ama şöyle bir sahabi efendimiz var hicret etmiş gelmiş ona muhaciru ümmü kays deniyor ne demek bu ümmü kays isimli hanımın muhaciri Allah için değil o niyet ameller niyetlere göredir meşhur hadisi var ya evet. o hadisin de sebebi bu. Hanım gidiyor diye mi gidiyor? Hanım gelmiş o da hanımı sevdiği için gelmiş Allah için gelmemiş yani hanım hicret ettiği için gelmiş hanımla evlenmek için gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kimin hicreti Allah ve Resulü ne ise onun hicreti ancak Allah ve Resulü içindir. Kimin hicreti de eğer bir kadınla evlenmek için ya da bir dünyalık elde etmek içinse onun hicreti de onadır. Bu bizi böyle bir sarsmalı. Niye birçok hadis kitabı inne amelul bin niyat hadisiyle başlıyor? Buradan dolayı niyet selim olmadıktan sonra ondan sonra onların hepsi sıfır 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 yüzlerce sıfır doldurur gidersin Allah'ın huzuruna Allah korusun açılır amel defterleri bomboş. Zarf var içinde mektup yok. Böyle bir duruma düşmemek için işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinde sahabeye ayar yapıyor. Niyetlerinizi Allah için ayarlayın. Allah dışında hiçbir şeyi aklınızda, zihninizde bırakmayın yoksa yarın ahirette hesabın önünde mahcup olursunuz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir ticarethane açtık ama hiç Allah rızasını gözeterek yapmadık bu işi. Geçmişte niyetimizin ayarı kaçıkken yaptığımız işleri istikbalde sonra da geriye dönük düzeltme o imkanımız anda, var mı? Var tabii. Sen o anda mesela olur ki geçmişte farklı şeylerin vardı. Baş, bak başka beklentilerle Başka ama pişman oldum. Tamam şu anda sen öğrendin Bismillah der şimdi yaptığın her işi Allah için yapma adına bir karar verirsin. Dolayısıyla bu noktada bundan sonraki süreçte yine kendini böyle iyi bir noktaya doğru taşıyabilirsin. Onun için burada hepimiz hepimize çok büyük bir ders var. Ne yapıyorsak ne ediyorsak ilim öğreniyorsak işte infak ediyorsak Allah yolunda gayret ediyorsak davet ediyorsak mesela teveccüh çok önemli bir şey insanın hı hı. kalp ayarını bozan bir, bir şey. insanlardan teveccüh gördüğünde işte şöhreti işte bazı alimlerimiz zehirli bala boşuna benzetmiyor. Hı hı. O noktada bazı şeyler eğer kalbimizin ayarını bozmaya başladıysa anında yapılacak işin ne olduğunu buradan öğreniyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hutbesi bize bunun için önemli. Hutbeyi irad etti oradan yola devam ediyor. Efendimiz'e yine diyorlar gel açın diyor devemin önünü o nereye gideceğini biliyor. Deve gidiyor nereye? Neccar oğullarına. Niye Neccar oğulları? Onu öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın kabri orada. Babası Abdullah'ın kabrinin orada olmasının sebebini de öğrendik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin babasının dayıları onlar. Dolayısıyla evet. Necar oğullarıyla Efendimiz Aleyhissalatü vesselam'a akrabalık. akrabalık. var. Kızlar böyle etrafına dönüyor Efendimizin o anda Necar oğulların kızları ellerinden geldiğince dillerin döndükçe bir şeyler söylüyorlar. Efendimiz diyor beni çok mu seviyorsunuz? Evet ya Resulallah. Allah Resulü üç kez ben de vallahi sizi çok seviyorum, ben de vallahi sizi çok seviyorum, ben de vallahi sizi çok seviyorum diyor. Sonra bütün bakışlar kusmanın önün üstünde yoğunlaşıyor. Allah Resulü dedi ya nereye çökeceğini biliyor. Kusma gittiği bir arsanın önüne çöktü, kalktı oradan biraz daha gitti, yeniden geriye döndü tekrardan o arsaya çöktü ve böyle biraz garip garip sesler çıkardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki kusvanın çöktüğü yer mescidimizin yapılacağı yer yine mescit bakın o mescide en yakın evde konaklayacağım ev. Aslında kusvanın yürüdüğü ev o ev o söz daha biter bitmez Ebu Eyyub el Allah Resulü'nün eşyalarını alıyor Zeyd bin Harise ile beraber hadi diyor evine taşıyor. Aslında Kusva Eba-i Belensari'nin hazretlerinin evinin önüne çökmüyor mu yani evinin? Oraya değil ha, ilk çöktüğü yer mescide. Ha, mescide ilk yakın olan ev etraftan. ama böyle o eve doğru yürüyor. Ha. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği de ortaya çıkmış Anladım. oluyor. O çöktüğü yer neresi biliyor musunuz? Neredeyse? İki tane yetim çocuğun arsası evet. Sehel ve Süheyl yaşlı gözlerde geliyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. İki çocuk da Esat İbni Zürare'nin himayesinde. Babaları anneleri olmadığı için Esat onlara babalık yapıyor. Göz yaşları içerisinde ya Resulallah bu nasıl bir şeref, bu nasıl bir şeref. Biz infak ettik Allah yolunda. Efendimiz hayır diyor. Öğrendik onu hicret yolunda. Ya. Bir şeye talip olunca onu öder. Bakın Gülsüm İbni Hidim kendisi söyledi Efendimiz infakını kabul etti evet. ama talip olunca hayır diyor. 400 dirhemi vermişti Hazreti Ebu Bekir Ver, verecek için. verecek, evet, verecek onu Medine'de evet. verecek zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır diyor buranın bedeli ne o bedel ödenecek. Ne kadar bedeli? 10 dinar diyorlar hemen biri atılıyor ortaya ben diyor ya Resulallah evet. veriyor. O ben diyen En iyi yatırımcı. En iyi yatırımcı. En iyi O yatırımcı. ben diyen işte tam bir tüccar, akıllı bir tüccar Gerçekten. dedik ya dün. İslam tarihi böylesini görmemiş. Ya Bekir kardeşim Allah aşkına şunu bir anlayalım. Şimdi oradan oraya, oradan buraya binlerce, milyonlarca insan namaz için başlarını secdeye koydular o mescitte. 1400-1500 yıldır kaç yıldır. Bu sevap Ebubekir'in hanesine yazılıyor. E ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Ümmetin tamamının sevabı bir kefeye, Ebubekir'in sevabı bir kefeye. Ebubekir geçilmez. Geçilmez adam. Geçilmeyecek adam. Çünkü böyle bir işin altında imzası var. Şu anda biz onları konuşuyoruz sevaplar yazılıyor. Yazıyor. E Biz hayır kazanırsak eğer az bir şey yükselsek onlar da yine yükseliyor. Bizim onlara sevap ihtibariyle yetişebilmemiz mümkün değil. O işin en üstünde de Ebu Bekir radıyallahu anh duruyor. 10 dinarı veriyor arsayı alıyor ilk infak ilk olmanın ayrıcalığını yine kimselere kaptırmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle eşyalarına bakıyor diyor ki eşyalar gitti ya Resulallah. Nereye? En yakın ev Ebayi Belensar'ın evine. Birileri diyor ki ya Resulallah madem eşyaların oraya gitti sen de bizim eve gel bizim bizi şereflendir. <laughs> Her şartı zorluyorlar ya. Her yani. şartı evet. o da diyor ki kişi eşyalarının olduğu yerdedir ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya istirata giriyor. Önceden hiçbir tanışmışlıkları falan yok herhalde değil mi? Ebu Bey'in ilk ikinci Akabe biatında görüşüyorlar ha, tabii. Doğru ki ya, yani de doğru. Yani orada bir tanışıklık var Sallallahu aleyhi ve sellem ne Efendimizle. Nimet. Ne büyük bir nimet. Evet. Şimdi bakın bize ne kadar büyük bir nimet. Ebu Bey Ensarî diyoruz ve o şu anda bizim beldemizde. Biz onun misafiriyiz. Mihmandar nebi o Allah Resulüne mihmandarlık yapmış. Bize de mimandarlık evet. yapıyor. Asıl ev sahibi odur eğer bizi kendisine misafir kabul ederse. İki katlı bir evi var Ebu Ayyub El Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in eşyalarını yukarıya götürmüş Ebu Ayyub El Ensari. Neden? E çünkü ben nasıl rahat edeceğim Resulullah aşağıda ben yukarıda olmaz diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelince eve hayır diyor ben aşağıda olayım. Çünkü benim gelenim gidenim çok olur. O evlerde bugünkü evlere benzemiyor. Yarınki derste resimleri de göreceğiz zaten. Çok böyle basit evler. O orada rahatsızlık vermek istemediği için aşağıda kalmak istiyor. Ebayi Belensari için çok zor bir şey bu. Ama zorluyor Efendimiz artık yapacak bir şey yok diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşağıda Ebayi Belensari yukarıda. Kaç ay? 7 ay. Bu nasıl bir şereftir? Nasıl büyük bir şeydir? neler neler yaşanmıştır o evde. Ebu Eyyub El Ensari neler yapmış, Ümmü Eyüp neler yapmış, Allah Resulü ile ne gibi şeyleri olmuş onlarla ilgili bir sürü rivayetler okuyoruz biz. Şimdi bir iki tanesini sadece hatırlatacağız kardeşlerimize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin yerini tayin ettikten sonra iş başlıyor ve orada artık mescidin şeyleri başlayacak inşaat ama biraz Hı -hı. uzun sürecek. Hı -hı. Neden uzun sürdüğünü de yarınki dersimizde göreceğiz. Şimdi burada bir soru sormak zorundayız biz. Niye Ebu Eyyub el Sadece mescide yakın olmasından kaynaklanmış bir sebep olmamalı. Çünkü gerçekten yakın başka evler de var. Peygamber sevgisi desek Neccaroğulları mahallesinden bahsediyoruz. Oradaki birçok evin sahibi olan sahabe efendimizin sevgisi de en az Ebu Eyyub El Ensari kadar. Niye peki bu şeref ona ait oldu? Niye diye bir soru sorduğumuzda zihinlerimiz bizi 700 yıl öncesine götürüyor. Çünkü başka bir hikaye var bu işin içerisinde. Yemen kralı Ebu Kerb Medine'yi o günkü adıyla Yesrib'i ele geçirmek için ordusuyla geliyor ve diyor ki eğer karşı çıkan olursa taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayın diyor. O anda Yahudilerden iki tane genç alim benim Kurayza'dan oldukları söyleniyor kaynaklarda kralın önüne çıkıyorlar. Ey kral diyorlar sen böyle bir şey söylemişsin ama biz kitaplarımızdan okuyoruz. Burası son gelecek elçinin hicret edeceği yurttur. Eğer buraya zarar verirsen tarih boyunca hep lanetle anılırsın. Gel bizi dinle buraya el sürme. Çok ilgincine geliyor Ebu Kerbin. Biraz daha bir şeyler soruyor. Öğrenmek istiyor bu noktada bazı şeyler ve işin neticesinde diyor ki tamam diyor ben hiçbir şekilde bir şeyler yapmayacağım. Sadece sizden bir şey istiyorum. Söylediğiniz sözlerle benim ilgimi çektiniz. Benimle beraber geleceksiniz Yemen'e. Bana anlatacaksınız bu son elçi kim? Bu din nedir? Son elçi ne zaman gelecek? Vasıfları ne? Bunlarla alakalı bana bilgiler vereceksiniz. Tamam mı? Tamam diyorlar. Ve o iki tane genç Yahudi alim Ebu ile beraber Yemen'e gidiyor. Hı hı. Tarihçilerimiz Yemen'e Yahudiliğin ilk kez o gençlerin eliyle oraya vardığını söylüyor ve aradan bir müddet geçiyor Ebu Kerb daha farklı bir hale giriyor hatta şöyle bir şey rüyasında görüyor İlk kez Kabe'ye Yemen'den örtü gönderen insan olarak tarihe geçiyor hmm. ve bir müddet sonra artık son elçinin gelmesiyle alakalı yüreğine çok ciddi bir aşk düşüyor bırakıyor tahtı sarayı geliyor Yesrib'e o evi kendisine ev olarak alıyor, yıllar yılı o evde Allah ikamet Allah. ediyor. Yıllar yılı bekliyor tabi Allah Resulü'nün geliş zamanı değil çocukları oluyor iki tane oğlu onlara anlatıyor ya onlara sözlü olarak ya yazılı olarak yani kaynaklarda farklı farklı şeyler var ya işte bir taşın üzerine ya derinin üzerine hı hı. bir peygamberimize hitaben bir şiir yazarak vefat edip gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub el Ensari'nin evine gidince Ebu Eyyub el Ensari diyor ki ya Resulallah sana bir şiir okumak istiyorum ya da bir mektup o anda o şiiri okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem o anda üç kez selam gönderiyor. Selam olsun Ebu Kerbe, selam olsun Tubba Melikine, selam olsun Esadul Himyeri'ye geldikten sonra kendine Esadul Himyeri diye bir isim alıyor. Allah Allah. O evin hatırasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evde ikamet ediyor. Biz bunu mesela birçok tarih kaynağından İbni Hişam'ın siresinden başka yerlerden de okuyoruz. Sırf bu bile ne film olur hocam ya. <laughs> değil mi hocam? Ne yani, kadar güzel. Bir hangi hikaye. birisi değil ki her biri başka bir senaryo. Evet her biri başka bir güzellik. Her biri başka bir şey. Ne kadar yani güzel Yani özellikle ya. Ebu Ayyub El Ensari'nin eğer bir filmi olacaksa bir tarih yüzyıl, buradan başlayacak. gidilir. Buradan başlayacak. Vay, ne kadar güzel Esadın him yerinden başlayacak yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o eve teveccühünün altında böyle bir şey yattığını hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi o evde sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Nasıl yatabilirler Allah aşkına yukarıdakiler? Allah Resulü aleyhisselam aşağıdayken biz yukarıda. Yani öyle ki nefes bile alamıyorlar. Çok böyle diken üstündeler. İkide bir birkaç gün geçtikten ya Resulallah ne olur yukarı çıksanız diyor Ebu Ayyip Efendimiz hayır diyor. Bir gün ellerinden bir su sürahisi düşüyor. O gün tahta zaten aşağıya akmasın diye ne buluyorlarsa hemen kurutmaya çalışıyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ulaşmasın. Evde ne zaman yemek yapsa ümmeyi yop kendi tadına bakmadan anında Allah Resulüne gönderiyor. Önce o tatsın diyor. Tabaklar ondan geri geldikten sonra buraya Resulullah'ın eli değmiştir. Buraya Efendimiz şöyle şunu yapmıştır deyip orada muhabbet adına bambaşka bir şey dolaşıyor ve bir gün bir yemek gönderir. Bakar ki yemek hiç yiyilmeden gelmiştir. Hemen sorar ümeyyüp Ebu Eyyub el Ensariye. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemedi? Vallahi ben de ikram ettim Efendimiz dedi ki ben yemeyeceğim. Niye diye sordum soğan sarımsak var içinde e benimle insanlar haşır neşir oluyorlar rahatsızlık vermeyeyim onlara onun için yemeyeyim dedi. Daha dedim. soğan sarımsak koyarlar mı yeme? E işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor orada haram mı ya Resulü? hayır diyor. Ben işte insanlara rahatsızlık vermemek için. Yemek geldikten sonra Ebu Ayyub el Ensari'de Ümmü Resulullah'ın yemediğini biz de yemeyiz diyorlar. Tavır böyle bir tavırdır, muhabbet böyle bir muhabbettir. Ebu Eyyub El Ensari'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teveccühte bulunacak onun için onun ismi ashabın iç, o kadarının içerisinden farklı bir duruma gelecektir. Hocam 7 ay dediniz ya orada ikamet ediyor yani Allah Resulü aleyhissalatü ve hane haneyi hücre-i saadetini biliyoruz zaten çok büyük evet. bir yer değil. Çok mu zordu bu 7 ay içerisinde Allah Resulü aleyhissalatü Şimdi Mescid-i Nebevi'nin yapılma meselesini anlatacağız bir dahaki ha, derste o o niye 7 ay sürdü mesela normalde basit bir evet evet yani. şey yapılacak ama o arsanın içerisinde bir sürü mesele var. Müşriklerin kabirleri var, ağaç kökleri var yani harfiyatı temizlenmesi hmm. ciddi bir zaman alıyor. Ondan sonra düzenlemesi bir zaman alıyor. Yapılması bir zaman Oğlum alıyor. Işler o ya. işler uzuyor yani neticede oradaki şey biraz daha oradaki inşaattan kaynaklanan bir şey ki hmm. Efendimiz zaten kendi evlerini de Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başında yapacak. Şimdi Ebu Eyyub El Ensari böyle birisi böyle bir sevgisi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı ve o sevgi sadece şiirlere falan konu olacak bir sevgi değil. O sevginin en büyük işaretidir onu bu topraklara getiren şey. Sahabenin sevgisi buydu. O sevgide şöyle bir şey vardı. Eğer ben gerçekten Allah Resulü'nü seviyorsam onun gönül verdiği davayı dünyanın dört bir tarafına götürmeliyim. Onun için çıktılar işte Medine'den. Onun için dünyanın dört bir tarafına geldiler. Buraya geldiği zaman Ebu Ayyepen tarihler kaçı gösteriyordu? Hicri 48'i. Yaşı kaçtı o zaman? 90 yaşlarındaydı. İki sene sonraki seferde zaten şehit olarak ölecek. Allah aşkına 90 yaşında şehit olduğu zaman 92 yaşında 90 küsür yaşındaki bir insanı hangi arzu, hangi iştiyak, hangi heyecan buralara getirir? Bu bunun başka bir izahı yok. Bunu biz anlamadığımız müddetçe sahabenin peygamber sevgisini anlayamayacağız. O sevgiyi sadece belli şeylere hapsedersek eğer sevgiyi aslında daraltmış oluruz. Sevgi şudur seven sevdiğinin yolunda olur onlar da yolunda. Yolunda oldukları için Ebu Ayyüp El Ensari burada vefat edeceği anda bile söylediği söz beni götürün surların içine doğru götürün surların içinde defnedin yine aslında orada da ölümüyle bile hizmet etme noktasındaki bir aşk ve iştiyak var. Onun için bunu çok iyi anlamamız lazım. Şimdi sohbetinizin başında dediğiniz şeyi yeniden tefekkür edelim. Evet. Camilerden ayrı olmak şu süreçte dediniz evet, ciğerimiz yanması evet, lazım. Evet, evet, Eba Eyyub el hazretlerinden de ayrı düştük. Bakın aynen, aynen Yani hemen burada içimizde ama gidip ziyaret edemiyoruz. Yanı başımızda yani. evet. bakın öyle ve biz oradaki ziyaretlerimizde de nasıl bir ziyaret ediyoruz o ziyaret adabımız ne kadar doğru hı hı. gerçekten bir sahabeyi ziyaret etme ruh halinin içerisinde mi gidip ziyaret ediyoruz? Bunlar da ayrıca ayrıca konuşulması gereken şeyler. Şimdi burada bir mesele var o meseleyi burada anmamız lazım. Dönem Emeviler dönemidir. İşte oluşmuş İslam medeniyetinde İslam toplumunda birçok sıkıntı. Ebu Ayyub El Ensari de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete gidiyor böyle gidiyor o zamanki işte ortam nasılsa hücreyi saadetin eşiğine başını koyuyor ağlamaya başlıyor. Bir anda insanlar Medine valisi o zaman Mervan bin Hakem Mervan'a haber götürüyorlar. Diyorlar ki Ebu Ayyup el-Ensari bu halde. Geliyor hışımla Mervan bin Hakem. Ne yapıyorsun diyor sen? Taşa toprağa mı tapıyorsun? Ne böyle başını koymuşsun burada sen ağlıyorsun diyor. Ebu Eyyub El Ensari diyor ki ben senden daha iyi biliyorum. Taşa toprağa tap tapılmayacağını ya da bu manada başka bir şey yapılmayacağını. Benim işim o değil. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey duydum. O dedi ki din işleriniz, yönetim işleriniz ehil insanların elindeyse hiç üzülmeyin ama eğer bu işler ehil insanların elinde değilse ne kadar ağlasanız azdır. Ben de bundan dolayı efendimle dertleşmeye geldim. Cesarete bak. Efendimle dertleşmeye geldim derken işte onlara söylüyor söyleyeceğini. Bu sözleri Ebayip ve Ensari söylediği için kimse ona itiraz etmiyor. Allah aşkına bazen bu noktada dertleşmeye bizim de ihtiyacımız yok mu? Aa, ah biz gidemiyoruz belki Medine'ye ama Ebayip Elensari burada biz de onun böyle eşiğine manen olsa başımızı koyup bugün ümmetin içerisine düştüğü bu hali bu noktada tefekkür etmek, bu noktada bazı şeyleri konuşma adına bir sorumluluğumuz var eğer bunu doğru bir biçimde anlayabilirsek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu terbiyi, bu bilinci çok iyi bir biçimde gördüğü için Ebu Belensari her zaman için bunu yaptı o İstanbul için o günkü adıyla Konstantiniye için buralara geldiğinde o ordunun içerisinde cesur bir asker surlardan böyle o tarafa bu tarafa hareket ediyor. İlahi kelimetullahı ötelere taşıma adına gayret içerisinde oluyor. Arkadaşlarından biri diyor ki o cesur askere ne yapıyorsun sen ya? Sen Kur'an'daki ayeti okumuyor musun? Allah Kur'an'da demiyor mu? Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Niye sen kendini tehlikeye atıyorsun? Bir anda celalleniyor Ebayepenensari. Ya diyor siz Allah'ın ayetini böyle mi anlıyorsunuz? O ayet bizim hakkımızda indi. Biz ensar hakkında indi. Gelin o ayetin asıl bize verdiği mesajı ben size anlatayım. Biz ensar iş biraz işte kemale erince Medine biraz farklı bir hale gelince içimizden bazıları dediler ki ya tamam artık cihat için biz bu kadar yaptık bir şeyler. Bundan sonra da diğerleri yapsın biz biraz işte tarlayla bahçeyle uğraşalım. Allah ayet indirdi kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Cihadı terk eden, infakı terk eden, mücadeleyi terk eden kendi eliyle kendisini tehlikeye atmıştır. Siz, siz şimdi bu ayeti böyle anlamıyorsunuz da Allah yolunda gayret eden cengaver biri için mi bu ayeti kullanıyorsunuz? Bize Kur'an'ın nasıl okunacağını öğretiyor o büyük insan. Allah kendisinden ebeden Bazı razı olsun. olsun. Şimdi önümüzdeki ders göreceğiz yarınki derste. Ensar muhacir kardeşliliği oldu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir destan yazdı. O destanda Ebu Ayyip el Ensari'nin kardeşi kimdir biliyor musunuz? Musab bin Umeyr. Evet. Musab'ı ona kardeş kılıyor. E şimdi Bekir kardeşim ben diyelim ki Umre'ye gideceğim hacca gideceğim. Varıp Ebu Ayyip el Ensari'nin kapısına bir selam verip ona ondan selam alıp Musab'a götürmesem gidip Uhud'da, Uhud'un yamaçlarında meskun olan Mus'ab'ı ziyaret ederken Ebu Eyyub El Ensari'nin selamını ona vermesem, ondan da selam alıp tekrardan Ebu Eyyub El Ensari'ye getirip kardeşinin sana selamı var demesem ben nasıl bu umreyi bu hacı anlamış olurum? Ya. Biz o ruhu kendi dünyamıza taşımak zorundayız, bunlar nostalji falan değil bunlar bizi ayakta tutacak ruh biz sahabe ile böyle bir canlı bağ kurmak durumundayız. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar bizim dünyamızda böyle yer edinmeliler. Eğer böyle yer edinmezlerse biz onları tam anlamıyla anlamamış oluruz. Canlı bağ. Canlı bağ. Canlı bağ. Yani Şifre böyle. Bu. Aynen. Yani bizim yanımızda, bizimle farklı bir irtibatları olacak insanlar olarak anlamak zorundayız. Böyle anladığımız zaman doğru anlamış oluruz. Böyle anladığımız zaman onlarla farklı bir güzellik oluşturmuş oluruz. Yıllar geçmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine çok büyük bir hadisi olmuş Medine'de. O hadisenin adı İfk hadisesi geleceğiz hadiseye Ayşe, hadiseye Ayşe annemize atılan iftira. Herkes konuşuyor işte bir şeyler evde de konuşuluyor. Ümmü Eyyub hanımı Ebu Eyyub ben diyor ki ey Ebu Eyyub ne diyorsun bu konuda? acaba diyor, acaba deyince sus diyor, sus sen ne yapıyorsun diyor. Ya diyor Allah aşkına düşün, ben Safvan'ın yerinde olmuş olsaydım, ben bunu yapar mıydım? Hayır diyor. Hiç düşünmeden bunu söyle, Safvan benden daha hayırlıdır. Peki sen Ayşe'nin yerinde olsaydın, sen bunu yapar mıydın? Asla diyor. Hiç düşünme Ayşe senden daha hayırlıdır. Mümin tavrıdır bu işte. Mümin tavrıdır. Bir iftira duyduğu zaman anında göstereceği tavır Refleks bu Refleks olmuş. Artık. Refleks olmuş yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin ortaya koyduğu o şey tam böyle bu manada olması gereken tavrın ne olduğunu bize bizlere gösteriyor. İşte o Ebu Eyyub el-Ensari anında ufacık bir sapma görsün Karşısındaki kim olursa olsun umrunda değil anında tepki verir. Çünkü onun orada gördüğü şey orada ayarları gördü. Bu ayarlardan bu çizgilerden ufacık bir sapmanın ümmeti getireceği yerleri de gördüğü için anında o manada bir şeyler söylüyor. Yine Mervan'dan bir şey görüyoruz. Bir akşam namazı kıldıracak. Beyefendi biraz geç gelmiş. Bekliyor bekliyor bekliyor. Ebu, Ebu Ayyub el beklemeye tahammülü kalmıyor. Ayağa kalkıyor. Mervan geldiği zaman Mervan'ın yüzüne. Sen diyor o mihrabın hakkını ödemek istiyorsan sen vaktinde gelip o namazı kıldırmak zorundasın. Bir daha bunu yaparsan eğer ben bundan sonra senin arkanda namaz kılmam diyor. Aynı Ebu Ayyub el ta Mısır'da görüyoruz biz. Niçin? Bir hadis duymuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den o hadisi doğrulatacak. Hadiste ney? Bir müminin aybını dünyada örtenin Allah da ahirette ayıbını örter. Hadis aklında ama bunu rivayet ederken aman Allah Resulüne yanlış bir şey isnat etmeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim diye kalkıyor o günkü şartlarda Medine'den Mısır'a gidiyor. Mısır'ın valisi kim? Ukbe İbni Amir o büyük insan evet. acayip birisi bir yine vakit akşam namazı vakti biraz geç geliyor. Geç gelince namaza Ebu Eyyub El Ensari'de iş başka bir noktaya geliyor. O kadar insanın içerisinde ey ukbe diyor sen nasıl bunu yaparsın diyor. Sen Resulullah'ın sahabesisin. Sen eğer bunu yaparsan insanlar senin üzerinden Resulullah da böyle geç kılmıştır diye bir şey anlarlar. Sen bunu nasıl yaparsın? Ukbe İbn Amir'in mazereti geçerli aslında. Diyor ki ya Ebu Ebel kızma diyor. Devlet işleri ya devlet işleri beni alıkoydu. Namazdan mühim bir iş yok Ukbe. Biz bunu Resulullah'tan öğrendik. Namazdan daha büyük bir iş yok diyor. Ve bunu sen burada eğer yapmazsan Allah Resulü'nün bize emanet ettiği o emanete uygun davranmamış olursun. Ayarları anında o nebevi mirasın kendisine öğrettiği çerçevede düzenliyor. Bu ayar verme meselesini bugün biz de nübüvvetin ikliminde öğrenip hayatlarımıza bu çerçeveden taşırsak ancak bu işin hakkını vermiş oluruz ancak bu noktadaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Onun için bizim aleyhissalatü vesselam efendimizden bizim sahabe-i kiram efendilerimizden öğreneceğimiz bu manada çok şey var. En fazla öğreneceğimiz şeyler de hayatın ayarlarını en ideal ayarları bize miras olarak bırakan o insanlardan öğrenmek olmalı. Allah hepimize bunu nasip etsin. Amin inşallah. Rabbim tez vakitte hepimize böyle yan yana gidip o kapıda bir ağlamayı da nasip etsen. Amin, Şu musibet def olduktan sonra amin, inşallah. Amin. Video hazır mı dostlar? Bedir gecesi ile ilgili. Biz biz tamam hocam bu Bedir, Bedir gecesi ile ilgili yeni bir duyuru belki aramızda yeni olan izleyenler Eyvallah. vardır. Tekrar istirham Dün etsin. söyledik bir evet. daha söyleyelim İslam tarihinin Aha. önemli bir dönüm noktası Bedir hı hı. ama bir savaş değil aslında bir mektep Bedir. Hı hı. Onun için biz o mektebin talebeleri olma adına 17. gece bizim 16. programımız oluyor. Tamam. 16. programımızda biz Bedir gecesini inşallah ihya etmek için burada Bedir'i konuşacağız. Arkasından da inşallah ellerimizi açacağız. Allah'ım yeniden bize Bedirler yaşat. Üzerimizden bu musibetleri kaldır diye dua edeceğiz. İnşallah kardeşlerimiz o güne kadar okudukları hatimlerini de sizlere emanet etsinler. Tamam. Burada da hep beraber külli bir dua ile o hatimlerimizi de başka başta efendimize, Bedir ashabına, hı hı. dünyanın bütün mazlumlarına ve bu şu musibetin üzerimizden kalkması için Rabbimize arz edelim. İçimizden salih bir insanın duasına Cenab-ı Hak icabet eder de Bedir'imiz hilal olur. Dostlar bu hatimleri bize nasıl armağan edeceksiniz? Hatimlerinizi bildirmek için bilgi.bekirdeveli.com Arkadaşlar şu an ekranlara yansıtıyorlar. Nasıl yapacaksınız söyleyeyim öyle cüz dağıtma birinci cüz ikinci böyle olmayacak. Hazır hatiminiz varsa lütfen bunları tamamlanmış ya da tamamlamak üzere olanlar mesela yazın Bekir Develi 2 i team. Ayşe Öztürk 3 hatim, Mustafa Güneş 4 hatim. Bu şekilde yazın, buraya mail atın. Biz onların hepsini isimleriyle beraber alacağız. Ve burada inşallah isimleri anamasak bile en azından kaç elimizde net hatim olduğunu bilip dualarını burada yapacağız. Allah nasip ederse. İnşallah. Özel hususi alakanızı, ilginizi bekliyoruz. Hatta o gece bir gün önceden size duyuracağız inşallah. Bir hashtag çalışmamız da olacak. Çünkü mesele buradaki bizi izleyen 15 bin, 16 bin insanın bundan haberdar olması değil. Amacımız bütün İslam ümmetinin bu gecenin önemine vakıf olması, bu gecenin önemini kavraması. Zira bu unutulmaya üst tutmuş bir sünnet. Eğer bunu ihya edersek İnşallah. olağanüstü sevaplar var. İnşallah o hashtag çalışmamızı da nasıl yapacağımıza dair size ben gerekli duyuruları hem benden hem Siyer Vakfı'nın sayfalarından o duyuruları sizlere ulaştıracağız. Allah nasip eder. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bedir gecesi anlaşıldı. Evet. Ben son bir tabloyla bitirmek istiyorum. Şimdi Kuba'ya geldi ya sallallahu evet. aleyhi ve sellem Efendimiz. Birini sordu. Ebu Ümame nerede dedi. Gözleri onu arıyor. Ebu Ümame kim? Esad ibn Zürare eh. onun künyesi. Dediler ki ya Resulallah o buraya gelemez. Niye dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bu mahallede bu köyde bu az harpleri sırasında bir kan davalısı var. Kavgalı oldukları için giremez buraya. Efendimiz tamam dedi. Aynı gün o gün o pazartesi günü gecenin ilerleyen vakitlerinde bir at kişnemesi duyuldu kapıda. Gülsüm İbni İdim hemen dışarıya çıktı. Yüzü gözü kapalı birisi. Yüzünü açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek istedi. Gülsüm İbni İdim onu içeri aldı. Giren Esad İbni Zürare. Allah Resulü onu görünce Esad dedi ya ben öğrendim. Senin burada böyle böyle bir olayın varmış. Niye geldin dedi. Kendini niye tehlikeye attın? Dedi ki ya Resulallah bir bilsen ben kaç gündür senin yolunu gözlüyorum. Sen Medine'ye geleceğim ben nasıl gelmeyeceğim? Nasıl gelip seni görmeyeceğim? Senin gelişini duyduğum andan beridir ben yanıp tutuşuyorum. Vallahi başıma ne gelirse gelsin senin yanına gelmeye ahdetmiştim. Rabbime binlerce şükür olsun ki sen de sağ salim geldin buralara kavuştun. Bu noktada Allah hasretimizi bitirdi ve sarıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da ağladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de duygusallaştı. Bu. Esat İbni Zürare o gül devrini göremeden o büyük insan yaptığı onlarca hizmet var ama en büyük hizmeti işin bidayetinde o zor zamanlarda Resulullah'a uzattığı o elle yaptı. Sonuna kadar da bu işi devam ettirdi. Çok erken bir vakitte daha Mescid-i Nebevi'nin evet. bitmeden vefat edecek, vefat edeceği anda da üç tane kızı var. Üç kızını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e emanet ediyor. Ya Resulallah senindir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üç kızını büyütüyor. Üçünü de Efendimiz kendi elleriyle evlendiriyor. Onların yetimlerine böylece sahip çıkıyor. Ali Serat ve Sena Efendimiz'in yetimlere sahip çıkma noktasındaki o sözlerini biliyoruz. Evet. Kendisi o sözlerinin altını Dolduruyor. onlarca amelle dolduran birisidir. Onun için kalbinin katılaştığından şikayet eden insanlara da yetimlerle ilgilenin diye tavsiyede bulundu sallallahu aleyhi ve sellem. Aha. Bugün eğer kalplerimizde bir şey varsa yapacağımız iş belli. Yetimleri arayıp bulup yetimlerle ilgilenmek, ilgilenmek başlarını sıvazlamak, onlara ilgi göstermek. Çünkü onlara bu noktada bir şey yapmak, bu işaret, mühim bir işaret. Böyleyim diyor. Cennette böyleyim diyor. Resulullahla böyle olmanın yolunu da bize gösterdi yolumuzun yegane rehberi. Allah o yoldan bizi son Amin. nefesimize kadar ayırmasın Amin, inşallah. inşallah. Dostlar böylelikle sonuna geldik programın hatimleri unutmayın. <laughs> Arkadaşlar tekrar yansıtsınlar ekrana. O e-mail adresine inşallah adınızı, soyadınızı ve kaç hatim katminiz e, olduğunu yazın. Bizler duasını inşallah belir gecesinde yapacağız. Yarınki programın içeriği belki hiç olmadığı kadar kalabalık, yoğun. Aynen. Yarın hem mescid i Nebevi'nin inşasını konuşacağız hem Ensar-Muacir kardeşliği ki tarihin en büyük kardeşliği <laughs> ve belki de kurtuluşumuza vesile olacak. Bugün yeniden tesis edilmesi gereken o hukuk, o kardeşliğe belki her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz çağımızda. Aynı zamanda İslam toplumunun temelleri atılacak. Hangi temeller üzerine bina ediliyor bu toplum? Onu öğreneceğiz. Ayrıca ilk askeri sefer İslam'ın şiarı ezan, ilk ezanı Muhammedi, Hazreti Bilal'in sadasından yankılanacak Medine sokaklarında ve kıblenin değiştirilmesi az önce bahsi olmuştu biliyorsunuz. Artık yönler, kıbleler, cepheler, yüzler Mekke-i Mükerreme'ye doğru dönecek. Bunların hepsini Allah nasip ederse, nefesimiz yeterse yarın konuşmaya çalışacağız. İnşallah. Hocam teşekkür ederim. Allah, kabul etsin. Yarın yine de kavuşuruz inşallah. Allah'a Allah emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah.